BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler. Gün ortasına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet anlayışıyla kurduğuna vurgu yaparak Kıbrıs Türk'ünün de aynı anlayışla devletini kurduğunu ve yaşatmayı sürdürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, devletin ve egemenliğin önemine de değinerek başta aileler, öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın gençlerimize milli kimliği ve maneviyatı öğretmesi gerekir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftası nedeniyle Bülent Ecevit Anadolu Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada 19 Mayıs tarihinin önemine vurgu yaptı. 19 Mayıs 1919 Türkiye'den bir tarih. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıydı. İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Bilal'e yaşananlar. İşte o zamandan beridir Kıbrıs Türk halkı hep Anadolu'ya, Türkiye'ye bakmıştır. Atatürk'ün mücadelesi, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşları bunlar hep Kıbrıs Türk için ilham kaynağı olmuştur. Esasında baktığımızda tarihe bunlar mazlum milletler için de bağımsızlık mücadelesini sürdüren bütün mazlum milletler için bir motivasyon kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türkler hep Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tabii onun silah arkadaşlarının mücadelesini izlemiştir ve burada kendi örgütlemesiyle, kendi şahlanışıyla, kendi direnciyle İngiliz sömürge yönetimi altında Rum ve Yunan ikilisine karşı yürüttüğü mücadelede elbette başarılı olabilmesi için bütün şartları oluşturmuştur. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bilahare Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yeni bir anlayış ortaya çıkarmıştır. Bu anlayışta bağımsızlık, özgürlük, hürriyet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyabilmenin sorumluluğunun gençlerin ellerinde olduğunu da ifade eden Tatar, gençler bizim umudumuzdur, bizim güvencemizdir, geleceğimizin teminatıdır. Dolayısıyla başta aileler, öğretmenler ve Eğitim Bakanlığı'nın gençlerimize milli kimliği ve maneviyatı öğretmesi gerekir dedi. Sayın seyirciler, Esin Leman Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ise bugün başbakanlıktaydı. Heyeti kabul eden Başbakan Ünal Üstel gençlere seslenerek yarının büyükleri, idarecileri, milletvekilleri, başbakan, cumhurbaşkanları olarak ülke geleceğini sizler tayin edeceksiniz dedi. Çocuklar hoş geldiniz. Gençler hoş geldiniz. Oo, maşallah. Esin Leman Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan okul müdür muavini Hatice Özel Şahin, yeni bir okul olan Esin Leman Lisesi'nin 272 öğrenci ve 34 öğretmenle eğitim verdiğini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Bandırma vapuruyla hepimizin bildiği üzere çıkmış. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, İtilaf Devletlerine karşı büyük bir mücadele vererek sonuçta da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Başbakan Ünal Üstel de Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan ettiğini ifade ederek, Atatürk ve Anadolu insanının mücadelesiyle Türkiye'nin 100 yaşında bir cumhuriyete sahip olduğunu kaydetti. Değerli gençler, yarının büyükleri olarak, yarının idarecileri, yarının milletvekilleri, yarının başbakanı, yarının cumhurbaşkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini tayin edecek siz sevgili gençler. Dolayısıyla böyle anlamlı bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. Maliye Bakanı Özdemir Berova Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Ankara programını BRT'ye değerlendiren Berova, ticari aktiviteler noktasında verimli iki gün geçirdiklerini belirtti. Berova, gümrüklerde kullanılmak üzere iki adet X-ray cihazının Türkiye tarafından kurulum aşamasına gelebilecek şekilde hazır edildiğini ve önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmiş olacağını söyledi. Maliye Bakanı Özdemir Berova, iki gün süren Ankara programını BRT'ye değerlendirdi. Berova, Ankara'da Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat'la yaptığı görüşmeye işaret ederek, Girne ve Mausa ana deniz limanlarında gümrüklerle ilgili işlemlerin hızlandırılabilmesi, otomasyon sisteminin iyileştirilmesi, güvenlik, kontrol hız açısından tır ve konteynerlerin denetlenip
hızla değerlendirilebilmesi için 2 adet X-ray cihazının Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulum aşamasına gelebilecek şekilde hazır edildiğini söyledi. Sayın Ticaret Bakanı'nın da konuya verdiği hassasiyetle birlikte bu da son aşamaya gelmiş durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti 2 tane X-ray cihazını şu an itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulum aşamasına gelebilecek şekilde hazır ettiler. Biz de altyapısal olarak hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu vesileyle tırların ve konteynerlerin daha rahat kontrol edilebileceği X-ray cihazları önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmiş olacak. Ve böylelikle kurulum aşamasında tamamladıktan sonra Haziran ayı sonu itibariyle veya Temmuz ayının ilk haftası itibariyle Sayın Ticaret Bakanı'nın da programının akışına göre kendisini de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet etmek suretiyle hem açılışını yapacağız hem de hizmete girmiş olacak. Bakan Berova, Türkiye ile olan ticari aktivitelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, gümrükler konusunda Bakan Bolat'la yaptıkları toplantı esnasında ticaret konularını daha da geniş kapsamlı ele alabilmek adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği temsilcilerinin de kendisine eşlik ettiğini aktardı. Ankara Ticaret Odası ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yetkilileriyle temaslar yapma fırsatı bulduklarına dikkati çeken Berova, Ankara'da oldukça verimli 2 gün geçirdiklerini ve bundan sonra da temasların artarak devam edeceğini belirtti. Sayın seyirciler, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bu toplantıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki tanınırlığını artırdığına dikkat çekti. Anlamda teması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'na gözlemci devlet statüsüyle katılımına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçası olarak sosyal politikalar anlamında entegrasyon için bu toplantıyı önemsediklerini, en kısa sürede ise teşkilata tam üye olacaklarına inandıklarını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin desteğiyle uluslararası arenada görünürlük kazandığını belirten Gardiyanoğlu, bu tür toplantıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki tanınırlığını artırdığına da dikkati çekti. Azerbaycan parlamentosu, parlamentoda oy birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosu grup dostluğunu kabul etti. Bu çok ciddi bir açılımdır. Ve buna benzer açılımlar da eminim ki diğer Türk devletlerinde de yine parlamentolar seviyesinde başlayıp bakanlar ilişkisi düzeyine geldikten sonra ve artık tam olarak biz kendimizi tüm Türk devletlerine ifade edebildiğimiz zaman tanınma gerçekleşecektir diye düşünüyorum ben. Gardiyanoğlu, sosyal güvenlik alanında yürütülen çalışmalara da değinerek bu yıl içinde 2 yeni huzur evi ve 2 rehabilitasyon merkezinin yanı sıra görev süreleri içerisinde 6 yeni huzurevi inşa edeceklerini aktardı. 5 yıl içinde 500 engelliye yönelik istihdamla ilgili alan açtıklarını ve bu kişilerin sosyal yaşama katılımıyla ilgili çok ciddi bir projeyi hayata geçirmeye başladıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, sosyal devlet anlayışı içerisinde kadınlara da çok büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Sayın seyirciler, Dünya Bankası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin bu yıl %2.7 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada son makroekonomik izleme raporunda Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik performansının değerlendirildiği aktarıldı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2023'te kayda değer bir toparlanma olduğu ve reel gayri safi yurt içi hasılanın COVID-19 salgını öncesi seviyeyi biraz aştığı kaydedildi.
geçen yıl iş gücü piyasasında önemli kazanımlar gözlemlendiği belirtilen açıklamada, 9600'den fazla yeni istihdam yaratıldığı ve bunun %44'ünün kadınlar tarafından doldurularak kadın istihdamında tarihi bir rekor kaydedildiği aktarıldı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinde salgın sonrası dönemde enflasyonun önemli ölçüde yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin bu yıl %2,7'ye yavaşlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik stratejik yatırımların yanı sıra yeşil hat geçişlerinde, ticarette ve iş gücüne katılımda devam eden artışların sürdürülebilir büyüme fırsatları olduğu kaydedildi. Açıklamada yapısal zorlukların üstesinden gelinmesi ve böylece ekonomik dayanıklılıkla rekabet gücünün artırılması için güçlü politika yanıtları tavsiye edilirken, bunlar arasında temel politika önerileri arasında en yoksul ve savunmasız kişilere acil durum desteği sağlanması, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, afet risk yönetiminin ilerletilmesi, özel sektörün rekabetçiliğinin hızlandırılması ve salgına bağlı kayıpların azaltılması için insan sermayesine yatırım yapılması yer aldı. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde dün gerçekleşen 1. Engelli Hakları Çalıştay tamamlandı. Oturumların tamamlanmasının ardından Çalıştay'ın kısa raporu katılımcılar ve kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Merit Royal Diamond Otel'de gerçekleşen 1. Engelli Hakları Çalıştay'ı tamamlandı. Çalıştay'da ülkedeki engelli vatandaşların sorunları ve talepleri, yasal düzenlemeler, erişebilirlik ve sürdürülebilirlik, istihdam, yardımlar ve kurumlar arası işbirliğiyle engelli bireylerin aile ve toplumda görünürlüğü olmak üzere 4 ana başlıkta 3 oturumda ele alındı. Oturumların tamamlanmasının ardından Çalıştay'ın kısa raporu okunarak kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda engelliler dairesi kurulması, engelli istihdamının önünün açılması, kamu kurum ve kuruluşların erişilebilir olması ve bu minvalde sürekli denetlenmesi, yasa ve tüzüklerin yürürlüğe girmesi, eksik olanların acilen tamamlanması, topluma yönelik duyarlılık eğitimlerinin ve faaliyetlerinin artırılması, veri tabanı oluşumunun ivedilikle hayata geçmesi, devletin engellilere sahip çıkabileceği bir güvence ve korumayı yapabilmesinde engelli yaşam evinin en kısa sürede açılması sonucuna varıldı. Çalıştay raporunun ayrıntılı şekli kısa bir süre içinde hazırlanarak, raporda yer alan önerilerin uygulanması için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılacak. Çalıştay kısa raporun okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar tarafından iştirakçilere katılım belgelerinin verilmesiyle tamamlandı. Sayın seyirciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Uluslararası Hemşirelik Haftası kapsamında tören düzenlendi. Törene katılan Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de katıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 12-18 Mayıs Uluslararası Hemşirelik Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek'in de katılımıyla tören gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sevinç Taş'tan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehtap Malkoçlar, Rektör Vekili Profesör Doktor Ali Öztüren yaptıkları konuşmalarda hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yaparak üniversitenin sağlık bölümlerine ilişkin bilgi aktardılar. Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticileri Başkanı Erdal Özçenk de hemşirelerin sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez kahramanları olduğunu belirterek, hemşirelerin fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de törene katıldı. Hemşirelik kutsal bir meslek, herkes bunu söyler. Ama bence sadece kutsallığı falan değil, hemşirelik mesleği bazı olmazsa olmaz özellikleri arz eder. Bunların en başında insan sevgisi gelir. Bir hemşire insanı sevmiyorsa mesleği yapamaz. Çünkü insanı sevmeyen hastayı sevemez. Bir hemşirenin empati yapma becerisi çok önemlidir. Bu
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bugün Lefke'den gelen Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Ziyarete öğrencilere hitap eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumun tarihte ve toplumdaki önemini vurgularken öğrencilere Bayrak Radyo Televizyon Kurumu hakkında güncel bilgiler de verdi. Cengiz Topel, Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan bir heyet Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na ziyaret gerçekleştirdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt tarafından karşılanan öğrenciler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve yayınlarıyla ilgili bilgilendirildiler, Berete Yayıncılık Tarih Müzesi'ni gezdiler. Ziyarette öğrencilere hitaben konuşan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun tarihinin önemini vurgulayarak, kurumun imkansızlıklar içerisinde kurulan bir radyodan dijital ortama taşındığını aktardı. İmkansızlıklar içerisinde sizin büyük dedeleriniz kurduğu bir radyodan bugüne geldi burası. Şu anda 3 tane televizyon kanalı var, web sitesi var, uygulamaları var, TürkSat uydusuyla bütün dünyaya ve Smart TV dediğimiz uygulama, nasıl Netflix var ya, Netflix uygulaması, onun gibi televizyonlarınıza, iPad'lerinize, cep telefonlarınıza indirebileceğiniz uygulamayla da hem Berete'yi hem de Kıbrıs'taki diğer özel kanalları da izleyebilirsiniz. Bu arada Cengiz Soper Endüstri Meslek Lisesi Müdür Muavini Gökçen Özakdeniz'i, Berete'de yayınlanan Meslek Yolunda program yapımcısı Fatma Arpalıklı'ya eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek okul müdürü Kazım İrdem adına plaket takdim etti. Sayın seyirciler, ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası kompozisyon yarışmaları, şiir ve kompozisyon yarışmaları ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi. 3-5 Mayıs 2024 tarihinde icra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları ödül töreni yapıldı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı sosyal tesislerinde yapılan törene Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytun Şirket, bakanlığa bağlı daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Tören Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca'nın konuşması ve ardından üniversiteler arası arama kurtarma oyunları filminin izlenmesiyle devam etti. Yarışma jürisine teşekkür hediyeleri ve belgelerinin verilmesinin ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ödülleri dağıtıldı. Ödül dağıtımının ardından tesis bahçesinde kokteyl gerçekleştirildi. Gazi Mausa'da da liseler arasında kompozisyon yarışması ödül töreni vardı. Genç Kalemler Projesi çerçevesinde ödüle layık görülen gençlere ödülleri törenle verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Toplumsal Gelişim Hareketi, Girnevatan, Leons'la Mausa Kale Leons Kulüpleri ile Kuzey Kıbrıs Türksel İşbirliği'nde düzenlenen Liseler Arası Kompozisyon Ödül Töreni Gazi Mausa'da gerçekleştirildi. Palm Beach Otel'de yer alan ödül töreninde açılış konuşmalarını Toplumsal Gelişim Hareketi'nden Enes Obuz, Girnevatan Leons Kulübü Başkanı Harbiye Şenyüz ve Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir ve Mausa Kale Leons Kulübü Başkanı Seray Görün yaptı. Konuşmalarda kompozisyon yarışmasının siber zorbalık konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığı ifade edildi. Törende Siber Sessizlik, Yarenin Çığlığı isimli film gösterisi de gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sibel Dinçürek, polis çavuşu Mustafa Ersözlü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Yeşim Çıraklı'nın siber zorbalık konularında sunum yapmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Sayın seyirciler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından Türkiye Cumhuriyeti gemisi Meltem, Türkiye Cumhuriyeti gemisi Doğan ve Türkiye Cumhuriyeti gemisi Doğanay, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde liman ziyareti yapıyor. Gemiler bugün
yarın ve pazar günü 10-12 ve 14-17 saatleri arasında Girne ve Maus limanlarında ziyaret edilebilecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti gemisi Doğan hücum botu ve Türkiye Cumhuriyeti gemisi Doğanay denizaltısı Girne Turizm Limanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti gemisi Meltem hücum botu ise Gazi Maus limanında demirlendi. Sayın seyirciler, ülke yeniden tozlu havanın etkisi altında kalacak. Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre bugün 15'ten itibaren etkili olmaya başlayacak tozlu hava 24 Mayıs'a kadar devam edecek. Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Ve bültenimizin sonundayız. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın. Ülke elit sporcuları hafta sonu uluslararası organizasyonlarda mücadele verecek. Milli yüzücü Doğukan Ulaç yarın İtalya Piombino'da ilk ayağı yapılacak Avrupa Kupası açık su yüzme yarışında kulaç atacak. Doğukan ikinci kez katılacağı bu organizasyonda yine 10K'da başarılı bir derece elde etmeyi hedefliyor. Atletizmde büyük organizasyon Diamond League'de piste çıkacak milli yüksek atlamacı Buse Savaşkan'sa bu dalda bir ilke imza atmış olacak. Buse 19 Mayıs'ta Fas Marrakeş'te yer alacak Diamond League'de en iyi atlayışı olan 1.91'lik dereceyi geliştirme amacında. Bisiklette başarılı sporculardan Emre Kaplan Çek Cumhuriyeti'ndeki pist şampiyonasında Türkiye milli takımla katıldığı yarışta ikincilik gururu yaşattı. Uluslararası pist yarışları kapsamında yapılan U17 kadette 5 etaplı yarışta ise Ege Erülkü 8 ülkenin katıldığı mücadelenin genel sıralamasında 10. sırada yer aldı. Emre Kaplan da organizasyonda puanlı maratonda 11. oldu, bir diğer yarışta 7. sırayı aldı. Konifa Dünya Kadınlar Kupası için aylar önce teknik direktör Serhat Deniz yönetiminde çalışmalarına başlayan KKTC Kadın Milli Takım organizasyona gidemiyor. Haziran ayında oynanacak Konifa Dünya Kadınlar Kupası'na Norveç ev sahipliği yapacak. Kadın Milli Takım futbolcuları organizasyona günler kala katılımın olmayacağı yönünde bilgilendirildi. Gelişme bir süredir yurt dışında yer alacak bir organizasyona katılım olacağı için hevesle çalışan sporcular arasında büyük üzüntüye neden oldu. Konuyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan henüz herhangi bir açıklama yapılmazken kadın milli takımı motive edecek alternatif bir organizasyon için çalışma yapılacağı öğrenildi. Basketbol Extend, Kadınlar Ligi 3. hafta maçında Sezar Larnaka Gençler Birliği evinde Akdeniz Spor Birliği'ni 64-56 yendi. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresinde de 38-31 üstün olan Gençler Birliği böylece ikinci galibiyetini almış oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Diyarbakır'da düzenlenen 1. Lig Voleybol Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Tüm maçlarını kazanan DAYU takımı şampiyonluğun sahibi oldu. Şehit Turgut Ortaokul Erkek Atletizm Takımı Türkiye ikincisi oldu. Mersin'de düzenlenen finallerde şampiyonluğu kıl payı kaçıran takım 605 puanla 1.'nin 8 puan gerisinde ikinci tamamladı. Şehit Turgut Ortaokulu sporcuları yarışlarda 2KKTC okulu sporları rekoru da kırdı. 5x80 metrede takım 48.57'lik dereceyle Türkiye birincisi olurken kendilerine ait rekoru da egale etti. Cirit atmada Cem Özkul Şanlıer 36.49'luk dereceyle KKTC okulu sporları rekorunu kırdı. 2000 metrede ise Ali Kuşçu 6.30.54'lük dereceyle yeni rekorun sahibi oldu.
Türkiye Altyapı Voleybol Şampiyonası finalleri başladı. KKTC Yıldız Erkek Karma ilk maçında Altekma'ya 3-0 mağlup oldu. Bu arada 2 yıldır Altekma takımında oynayan ülke sporcularından Saraç Soykan, müsabaka boyunca başarılı bir performans ortaya koyarak galip gelen rakip takımın başarısında büyük pay sahibi oldu. Yıldızlar Karması bugün saat 15.30'da Halkbank'la oynayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde organize edilen Tolga Kınacı Plaj Handball Turnuvası'nda kazananlar Demokrasi Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi takımları oldu. Turnuva Yükseliş Handball İhtisas Kulübü tesislerinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Handball Federasyonu işbirliğinde organize edilen turnuvada Yıldız Kız kategorisinde Demokrasi Ortaokulu Genç Kız ve Erkekler'de ise Lefkoşa Türk Lisesi takımları birincilikleri aldı. Türkiye Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları ilk seti 25-14, ikinci seti 25-23 alırken, üçüncü set 25-23'lük sonuçla Hollanda'nın oldu. Dördüncü sette 25-18 üstünlük yakalayan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı maçı 3-1 kazandı. Türkiye yarın üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. NBA Batı Konferansı yarı finallerinde Minnesota Timberwolves Denver Nuggets'ı 115-70 yenerek seride durumu 3-3 yaptı. Minnesota'da Anthony Edwards 27 sayı, 4 rebound, 4 asist, 3 top çalmayla maçta yıldızlaşan isim oldu. Denver'da Nikola Jokic 22 sayı, 9 rebound, 2 asistlik performans sergiledi. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, yüksek basın sistemiyle nispeten nemli ve nispeten sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak Kıbrıs Adası. Tabii ki hava az bulutlu geçecek, hava az bulutlu ve sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek demiştim. Nitekim Lefkoşa'da bugün 32, Güzelyurt'ta 30, Lefke'de 28, Girne'de 27, Alev Kayası'nda 26, Gazimausa'da 26, İskele'de 27, Larnaka'da 28 ve Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 25, Limasol'da 26, Baf'ta 27, Troodos'ta 17 derece ve gecemiz açık ve az bulutlu geçecek. En düşük hava sıcaklıkları, bir göz attım haritaya. En düşük bir Alev Kayası'nda var 13 derece, bir de daha düşük bir değer Troodos'ta var. Tabii ki yükselti farkından mütevellit. Ve Lefkoşa, Güzelyurt'ta 16 derece en düşük hava sıcaklığı. Lefke ve Girne'de 19. Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik, Zaferburnu ve Larnaka'da 18, İskele'de 17, Gazimausa'da 15, Limasol'da 16, Baf'ta 17 ve Troodos'ta 5 derece efendim. Ve cumartesi, pazar günleri havamız nasıl olacak? Az bulutlu bir görünümde olacak. En yüksek hava sıcaklıkları bu iki günde 32-33 derecelerde, iç kesimlerde 27-28 derecede sahillerde olacak. Ve nokta bazında tahminlerimize bakacak olursak Lefkoşa'da 32-33 derece, Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı bugün, yarın ve pazar günü. Güzelyurt'ta 31-32 derece, Lefke'de 29 derece, Girne'de 27, Alev Kayası'nda 26, Gazimausa ve İskele'de 27, Larnaka'da 28, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 26-27 derece, Limasol'da 27, Baf'ta 28 ve Troodos'ta ise 20
derecelik bir sıcaklık seyri olacak hafta sonu. Bölgelerimizde ise güney ve batıdan hafif yer yer orta kuvvette bir rüzgarımızın esmesini bekliyorum. Yarın ise 2-4 kuvvetinde güney ve batı yönlerden rüzgarımız hakim olacak denizlerimizde. Evet, sıcaklıklarımız mevsim normallerinin 2-3 derece veya 4 derece üzerinde seyredecek. Hatta önümüzdeki hafta da sıcaklıkların tırmanışa geçeceğini söylemek mümkün efendim. Evet, iyi hafta sonları. Diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του Τουρκοκυπριακού λαού είναι τα εν γέννη δικαιώματα που πρέπει να αναγνωριστούν προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα και επίσημη διαδικασία. Αυτά τα λόγια ανήκουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ερσίν Τατάρ, ο οποίος μίλησε στην διάρκεια συνάντησης που είχε με τον εισηγητή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Μαράζ, Πιέρο Φασινό. Ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Προεδρικό κατά την περίπου μονόρη συνάντηση, ο πρόεδρος Τατάρ δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά ακολουθεί ένα νέο όρομα και μια νέα στάση για μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς, τα οποία αποτελούν εν γέννη κεκτημένα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού. Επισημένοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει απορρίψει τουλάχιστον 15 σχέδια λύσης για περισσότερο από μισό αιώνα, ο πρόεδρος Τατάρ είπε ότι αυτό περιλαμβάνει την απορρίψη από την ελληνοκυπριακή πλευρά του συνολικού σχεδίου λύσης, το ΟΗΕ, τον Απρίλιο του 2004. Ο πρόεδρος Τατάρ δηλώσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδιακή λύση εξαντλήθηκαν λόγω της απροθυμίας της ελληνοκυπριακής πλευράς να μοιραστεί την εξουσία και την ευημερία με τον τουρκοκυπριακό λαό. Σημειώνοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά συνεχίζει τις επαφές της με την προσωπική απασταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαριάν Χάλε Όλκιν Κουαϊάρ, στην οποία έχει ανατεθεί να διερευνήσει εάν υπάρχει κοινό εδαφός μεταξύ των πλευρών και να ξεκινήσει νέα και επίσημη διαπραγμάτευση, ο πρόεδρος Τατάρ είπε ότι έχουν υποβάλει ένα όρομα στην βάση της διασφάλισης των εν γέννων δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού, δηλαδή την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος και ότι αυτό το όρομα θα αποτελέσει μια νέα βάση για τα μέρη ώστε να καταλήξουν σε μια ελεύθερα, διαπραγματεύσιμη και αμοιβαία αποτεκτή σχέση συνεργασίας και να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά το άνοιγμα του Μαράζ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η επικοδομητική προσέγγιση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στοχεύει στο σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πρόσθεσε ότι εκατοντάδες πρώην κατοίκοι του Μαράζ έχουν προσφύγει στην Επιτροπή Ακινήτης Περιουσίας, η οποία αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να αναζητήσουν μια αποτελεσματική λύση που θα βασίζεται στην επιστροφή. Την ανταλλαγή και την αποζημιώση. Οι ομάδες φιλίας της τουρκικής μέλης εθνοσυνέλευσης και της αζερικής εθνοσυνέλευσης με την Βούλη της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου ολοκλήρωσαν τις επαφές τους στην δημοκρατία και επέστρεψαν στις χώρες τους. Σε δηλώσεις του στον Αϊρολεμένα Ερτζάν, ο επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Αζερβαϊτζάν, τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Τζαβάνσιρ Φεϊζέεφ, είπε ότι η επίσκεψη της ομάδας του στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ήταν πολύ παραγωγική όσον αφορά την γνωριμία του αδελφού τουρκοκυπριακού λαού και του κράτους του. Δηλώνοντας ότι θα μπορέσουν να κάνουν πιο εύκολα σχέδια για την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου με τις νέες πληροφορίες που απέκτησαν, ο κ. Φεϊζιεύ ανέφερε πως δεν αισθάνθηκαν αποξενωμένοι κατά την διάρκεια της παρομονής τους στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και ότι τόσο η κρατική διοίκηση όσο και ο λαός έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς.
Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Βουλής Ζολοτορέ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επισημοποίηση των σχέσεων με την ομάδα φιλίας που συστάθηκε μεταξύ της τουρκικής δημοκρατίας της Βουλής Κύπρου και του Αζερβαϊτζάν. Οι επίσημες επαφές των διακοινοβουλευτικών ομάδων φιλίας της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν στην τουρκική δημοκρατία της Βουλής Κύπρου αποτελούν μια αφετηρία για την ενοποίηση των τουρκικών κρατών, σημείωσε ο κ. Τουρέ. Ο Υπουργός Οικονομικών Özdemir Berova διεξήγαγε σημαντικές επαφές στην Ανκαρά. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Περέτσε, ο Υπουργός Berova χαρακτήρισε καρποφόρες τις διήμερες επαφές του στην τουρκική πρωτεύουσα. Αναφερόμενος στην συνάντησή του με τον Υπουργό Εμπορίου Ömer Bolat, είπε ότι δύο μηχανήματα επιθεώρησης ακτίνων X θα αποσταλούν σύντομα από την τουρκική δημοκρατία προκειμένου να επιταχυνθούν οι τελειωνιακές διαδικασίες στα θαλάσσια λιμάνια της Σκύρνε και της Καζιμαούσα, να βελτιωθεί το σύστημα αυτοματισμού, να ελέγχονται τα φορτηγά και τα εμπορευματοκιβώτια. Δήλωσε ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου ή την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου τα δύο μηχανήματα ακτίνων θα τεθούν σε λειτουργία παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εμπορίου. Σαν μέρος των επαφών του στην Άγκαρα, ο κ. Σπέροβα συναντήθηκε επίσης με αξιωματούχους του Εμπορικού Επιμελητήριου της Άγκαρα και του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σαντεκ Καρδιανόλου μίλησε στον ανταποκριτή του Πρακτορείου Ειδήσεων Ανατολού σχετικά με την συμμετοχή της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου με το καθεστώς του κράτους παρατηρητή στην πρώτη Υπουργική Συνάντηση Κοινωνικών Πολιτικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που πραγματοποιήθηκε στην Ισταμπούλ. Σημειώνοντας ότι ως μέρος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών αποδίδουν σημασία σε αυτή την συνάντηση για την ενσωμάτωση από την άποψη των κοινωνικών πολιτικών, ο κ. Καρδιανόλου εξέφρασε την πίστη του ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα γίνει πλήρες μέλος του οργανισμού το συντομότερο δυνατό. Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου άρχισε να γίνεται ορατή στην διεθνή σκηνή με την υποστήριξη της Τουρκίας, τόνισε και επισήμανε ότι τέτοιες συναντήσεις συμβάλλουν στην αύξηση της αναγνώρισης της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στην διεθνή σκηνή. Σημειώνοντας ότι η σύσταση από την Εθνοσυνέλευση του Αζερβαϊτζάν μιας ομάδας φιλίας για την Βουλή της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι μια σοβαρή πρωτοβουλία, ο Υπουργός Καρδιανόλου δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες θα ξεκινήσουν σε επίπεδο κοινοβουλίων σε άλλα τουρκικά κράτη και αφού φτάσουν σε επίπεδο υπουργών, η αναγνώριση θα πραγματοποιηθεί». Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρθηκε επίσης στα έργα που πραγματοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και δήλωσε ότι θα κατασκευάσουν φέτος 2 νέα γυροκομεία και 2 κέντρα αποκατάστασης. Η 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης του Ατάτουρκ και η ορτή της νεολαίας και του αθλητισμού, θα εορταστεί με ειδικές τελετές και εκδηλώσεις στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου μαζί με την Τουρκία. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθούν διάφορες τελετές στην πρωτεύουσα Λευκόσια και σε άλλες επαρχίες της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου με αφορμή την 105η επέτειο της αποβίβασης του μεγάλου Τούρκου ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Σάμσον που αποτέλεσε την αφετηρία του απελευθερωτικού πολέμου κατά των κατοχικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Το πρωί της 19ης Μαΐου οι τελετές θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί με την επίσημη ομιλία που θα κάνει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Ναζμ Τσαβουσόγλου στο Περετσεκά. Σαν μέρος των εκδηλώσεων στις 9 το πρωί θα γίνουν παρέλαση με την συμμετοχή μαθητών και επιδείξεις χωρών. Στην συνέχεια θα γίνει τελετή μπροστά από τον Αντριάντα του Ατατούρκ στην πρωτεύουσα όπου ο Τούρκος πρέσβης στην Λευκόσια Μιτσίν Φεϊζόλου θα επιδώσει χώμα από το μαυσολείο του Ατατούρκ στον πρόεδρο Ερσίν Τσατσάρ. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί παρέλαση επί ευκαιρία της 105ης επετείου με την συμμετοχή μαθητών και καθηγητών από τα σχολεία της Λευκόσια, πανεπιστήμια, ομοσπονδίες, μη κυβερνητικών οργανώσεων, αθλητικών σωματείων και συνδέσμων που υπάγονται στο τμήμα αθλητισμού και το κοινό. Στο μεταξύ τα τουρκικά πολεμικά πλοία Μελτσέμ και Ντοάν, καθώς επίσης το υποβρύχιο Ντοάναϊ, αγκυροβόλησαν σήμερα στα ανοιχτά της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών της 19ης Μαΐου.
Σήμερα, αύριο και την Κυριακή, τα πολεμικά πλοία θα δέχονται επισκέπτες στα λιμάνια της Σκύρνη και της Καζιμόουσα από τις 10 το πρωί έως το μεσημέρι και από τις 2 το απόγευμα έως τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης των Δυνάμεων Ασφαλείας, το ταχύπλοιο περιπολικό σκάφος Τζεγκέ Ντοάν και το υποβρύχιο Τζεγκέ Ντοάναϊ θα βρίσκονται στο τουριστικό λιμάνι της Σκύρνη, ενώ το ταχύπλοιο Τζεγκέ Μελτσέμ θα βρίσκεται στο λιμάνι της Καζιμόουσα. President Ersin Tatar received Italian parliamentarian and Marash reporter of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Piero Fassino, at the presidency on Wednesday. Speaking during his meeting with the Italian parliamentarian, President Ersin Tatar stated that they put forward a new vision and stands for a realistic and sustainable solution based on sovereign equality and equal international status, which are the inherent vested rights of the Turkish Cypriot people. Reminding that Greek Cypriots were made members of the EU despite their rejection of the Annan Plan, Tatar said that the international community did not fulfill its commitments to end the isolation of the Turkish Cypriot people. Regarding the opening of Marash, President Tatar stated that it is an initiative to ensure a positive development on the island and to integrate Marash, which is located within the borders of the Turkish Republic of Northern Cyprus, into civilian life. He stated that the TRNC's constructive approach aims to respect private property rights in accordance with international law, adding that hundreds of former Greek Cypriot residents of Marash have applied to the Immovable Property Commission, recognized by the European Court of Human Rights, to seek an effective solution based on restitution, exchange, and compensation. Delegations of the Azerbaijan Friendship Groups and the Turkish Grand National Assembly Turkish Republic of Northern Cyprus Friendship Group, which paid a historic visit to the TRNC, have completed their contacts and have left the country. The Speaker of the Republic's Assembly, Zorlu Töre, saw off the delegations at Ercan Airport. The Chairman of the Azerbaijan National Assembly TRNC Interparliamentary Friendship Group, Cevahir Feyziev, said that their visit to the TRNC was very productive in terms of getting to know the brotherly Turkish Cypriot people and staying. He said that they will be able to make plans for the TRNC more easier with the new information they have acquired, adding that they did not feel like strangers during their stay and noted that they regarded the TRNC as their home and expressed the hope that they will meet again in Baku. The Speaker of the Republic's Assemblies, Zorlu Töre, for his part, emphasized that they expect the Azerbaijani delegation to visit the TRNC again and said, "We are brothers, we are one nation." Minister of Finance Özdemir Berova is carrying out important contacts in Ankara this week. Evaluating his Ankara visit to BRT, Berova stated that they spent two productive days in terms of commercial activities. Berova said that one of the highlights of his visit was a meeting with Turkish Trade Minister Ömer Bolat. During this meeting, they discussed the improvement of customs procedures and the enhancement of the automation system. In order to facilitate these goals, two X-ray devices have been prepared by Turkey and will be installed in the Turkish Republic of Northern Cyprus in the coming weeks. Turkish Trade Minister Bolat showed his support for this initiative. The Minister of Labour and Social Security, Sadık Gardianoğlu, emphasised the significance of the Social Policies Ministers' meeting of the Organisation of Turkic States for enhancing the international recognition of the Turkish Republic of Northern Cyprus. The event held in Istanbul marked the first such meeting of its kind. In an exclusive statement to the Anadolu News Agency, Minister Gardianoğlu elaborated on the TRNC's participation in the meeting as an observer state. He expressed optimism that these gatherings would facilitate the TRNC's full membership in the Organization of Turkic States, underscoring the importance of integration in social policies. With Turkey's support, the TRNC is gaining visibility on the international stage. Meetings like these significantly boost our international recognition, Gardianoğlu said.
The 19th of May, commemoration of Atatürk Youth and Sports Day, is being celebrated in the Turkish Republic of Northern Cyprus alongside Turkey with week-long events. As part of celebrations, the TCG Meltem, TCG Doğan, and TCG Doğanay from the Turkish Naval Forces Command will make a port visit in the TRNC as part of the May 19 commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. The ships can be visited in Girne and Gazimaso ports today, tomorrow, and on Sunday between 10 a.m. and midday, and again from 2 p.m. till 5 p.m. According to a statement issued by the Security Forces Command, the TCG Doğan Fast Patrol Boat and the TCG Doğanay Submarine will be docked off the Girne Tourism Port, while the TCG Meltem Fast Patrol Boat will be docked off the Gazimaso Port. And levels of dust in the atmosphere are set to rise once again today, with temperatures set to reach a sizzling high of 33 degrees Celsius inland as summer beckons. The weather is forecast to be mostly clear today, with intervals of increased high cloud cover. From today until Monday, there will be dust in the atmosphere, with concentrations expected to be high. On the coast, temperatures will rise to a high of 27 degrees Celsius, while temperatures in the mountains are expected to reach 25. Conditions are expected to be mostly clear, with cloud cover increasing as the day progresses. Overnight, conditions will remain clear, with temperatures set to drop to 18 degrees Celsius inland, 20 on the coast, and 15 in the mountains. Warm weather and blue skies are set to continue through the weekend until Monday, with temperatures set to rise even higher on Sunday. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve tek yayıncılık müzesi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'dir. 2021 yılında Lefkoşa'da BRT Merkez binasında oluşturulan müzede 1963'te başlayan radyo yayınları ve 1976'da başlayan televizyon yayınlarında kullanılan ekipmanlar yer almaktadır. Bir kütüphane ve Atatürk Koridoru'nun da yer aldığı müzede zengin bir görsel arşiv sergilenmektedir. Önceki neslin emeğinin somut bir yansıması olan müzeyi gezerken Kıbrıs Türkü'nün yayıncılık serüvenini tüm ayrıntılarıyla tasvir edebiliyorsunuz. Kıbrıs Türkü'nün kültürel mirasına, yayıncılık tarihine ve gelişimine aynalık ediyoruz. Biz Kıbrıs Türkü'nün hafızasıyız. Çünkü burası BRT. Her yıl 2 milyondan fazla sanatsever onun müzesine gidiyor. Farklı, aykırı, şaşırtıcı ve ölümünden sonra çok meşhur olan o ressam, sarı rengi en farklı kullanan sanatçı Vincent van Gogh. Bu programda Vincent van Gogh'u inceliyoruz. Bir iletişim uzmanı olarak ben her programdaki gibi bu programda da 150'den fazla kaynağa baktım ve Vincent van Gogh'u araştırdım. Vincent van Gogh. Van Gogh 30 Mart 1853'te doğmuş. Enteresandır, sanata, resme son 10 yılında başladı. Van Gogh ölümünden 10 yıl önce resim yapmaya başladı ve 2000'den fazla sanat eseri yarattı. Burası çok enteresan. Vincent van Gogh doğmadan önce ailesinin bir erkek evladı oluyor ve ona Vincent adını veriyorlar. Ne yazık ki küçük Vincent henüz daha bebekken hayata gözlerini yumuyor. Ardından ailenin bir oğlu daha olur. Bu yeni doğan erkek çocuğun bir önceki evlatlarının ruhunu taşıdığına inanırlar ve ona da Vincent adını verirler. Gençliği ve çocukluğu çok zor geçer. 12 yaşında okulu terk eder. Okulu bırakmak zorunda kalır daha doğrusu. Birçok farklı iş dener. Sanat simsarlığı, öğretmenlik, misyonerlik, kitap satıcılığı gibi. Ama hiçbirinde başarılı olamaz. Van Gogh hayatı boyunca 3 kadına evlilik teklif eder. Üçü de onu reddeder. İlk evlilik teklifi ettiği kadın yeğenidir.
eşini kaybetmiştir ve oğluyla beraber ailesinin yanına gelir. Orada teselli olmak ister. Bu esnada Van Gogh'la tanışır. Van Gogh ona tutkundur, aşık olur, evlenmek istediğini söyler. Ancak yeğeni onu ısrarla reddeder. Ardından evlilik teklif ettiği diğer iki kadın da onu reddeder. Vincent van Gogh hayatı boyunca reddedilmiş ve onaylanmamıştır. Sevilmemiştir. Yapmış olduğu, denemiş olduğu birçok işte de başarısızlığa uğramıştır. Depresyonlar ve sinir krizleriyle geçen bir yaşam.